Merhaba arkadaşlar. Soru kurtaran videolar serisine devam ediyoruz. Bu videomuzda konumuz sıfat tarafından nitelenen isim tamlaması. Burada bir şey vurgulayacağım o yüzden çiziyorum. Sıfat tarafından belirtilen isim tamlaması. Şimdi bir defa soru kalıbında da göreceğiz zaten. İsim tamlamasının tümünü niteleyen bir sıfat ya da isim tamlamasının tümünü belirten bir sıfatla ilgili olacak buradaki örneklerimiz. Şimdi bakalım ÖSYM'nin soru kalıbı nasıl gelecek? At tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir veya belirtilebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır? Şeklinde gelebilir arkadaşlar soru. Bahçemizde yaşlı çınar ağaçları vardı. Önce şunu söylemek istiyorum. Çınar ağaçları belirtisiz isim tamlaması. Arkadaşlar yaşlı olan bu da niteleme sıfatı. Bakın. Yaşlı olan çınar mı, ağaç mı, çınar ağaçları mı? Arkadaşlar yaşlı olan çınar ağaçları sıfat bütün bir isim tamlamasını yani tamlayan ya da tamlananı değil bütün bir isim tamlamasını nitelemektedir. Belirtmektedirin cevabı olamaz çünkü niteleme sıfatı. Devam edelim. Çantasında birçok öykü kitabı vardı. Öykü kitabı yine belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Peki birçok sözcüğü ne? Bu da belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat belirtme sıfatları arasındadır. Ve birçok sözcüğü öykü kitabının tamamının sıfatıdır. Yani bir isim tamlaması bir sıfat tarafından belirtilmiştir bu defa büyük yük treni gardan ağır ağır ayrıldı. Yük treni belirtisiz isim tamlaması. Peki büyük olan ne? Büyük olan yük treni arkadaşlar bu defa yine bir isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir. Meşhur Türk lokumu bütün dünyaya tanıtıldı. Türk lokumu belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Meşhur olan Türk ya da lokum değil Türk lokumudur. Yani bir sıfat tarafından nitelenen bir isim tamlaması söz konusudur. Yine ben bu soru kalıbını çok önemsiyorum. Lütfen bu soru kalıbıyla ilgili soru çıktığında soruda tamlamanın tümünü mü ifade ediyor yoksa tamlayan ya da tamlananı mı? Buna dikkat edelim. Kolay gelsin gençler.